Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, devamlı televizyon seyretmenin zararı. Faydalı kitap, dergi ve yayınları okumak suretiyle, insanın bilmedikleri lüzumlu bilgileri öğrenmesi ve insanlık için yeni gelişmeleri takip ederek kendini yenilemesi ne kadar faydalıysa, buna mani olan şeyler de o kadar zararlıdır. Dinimiz, insanın zararına olan şeylerden uzak kalmasını emretmektedir. İnsanın yaptığı her işin ya dünyasına ya da ahiretine faydası olması lazımdır. Bugün insanı okumaktan alıkoyan, insanı uyuşturan, körelten, kabiliyetlerini dumura uğratan şeylerin başında televizyon geliyor. Bu aletin alet olarak bir suçu yoktur. Faydalı işlerde kullanıldığı takdirde zamanımızın en faydalı cihazıdır. Fakat maalesef bugün istenildiği gibi kullanılmamaktadır. Televizyon hakkında yapılan istatistikler ortadadır. Televizyonun insanları etkileme gücü üzerinde psikologların yaptığı araştırmaların sonuçları bu acı gerçeği ortaya koymaktadır. Ailenizi mi çok seviyorsunuz, televizyonu mu sorusuna çocuklardan %44'ü televizyonu diye cevap vermiştir. Avrupalı ilim adamları televizyonu aptal kutusu, suç okulu gibi isimlerle tanımlamışlardır. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun yayınladığı bir araştırmaya göre normal televizyon seyretme oranında Batı'nın çok üstünde olduğumuz tespit edilmiştir. Evlerimizde silah zoruyla eller yukarı denilerek teslim alınmamıza lüzum kalmamış, bunu makina medeniyetinin ışıltılı ve de pırıltılı cihazları silahsız, tehditsiz, rahatça yapmakta ve yegane sermayemiz olan zamanı bitirmektedir. Bu durumu da ilim adamları yavaş intihara benzetmektedirler. Fransız çocuk psikiyatri profesörü Marcel Ruffaut, televizyon mükemmel bir suç okuludur, diyor. Fransız profesör Ruffaut'un tespitlerinde ve televizyonun olumsuz etkileri konusunda yapılan bir değerlendirmede şu görüşlere yer verilmiştir. Televizyon elektronik bir sakinleştirici olması sebebiyle, sürekli televizyon seyreden çocuklarda uyuşturucu ve sakinleştirici bağımlılığının kolaylaştığı ortaya konuldu. Ruffaut'un araştırmasına göre günde 2-3 saat televizyon seyreden çocukların okulda başarı gösteremedikleri anlaşıldı. Araştırma sonuçlarına göre ayrıca çocukların %47'sinde televizyon yayınlarının etkisiyle kötü yeme alışkanlıklarının görüldüğü, bunun da sindirimle ilgili hastalıklara yol açtığı belirlendi. Ayrıca televizyondaki vur-kır filmlerinin çocukları suça özendirdiği görülmektedir. Çocuk çeteleri kuranlar, arkadaşlarını televizyonda gördükleri gibi asarak öldürme oyunu oynarken, çocuğun gerçekten asılarak ölmesine sebep olmuşlardır. Televizyon, yalnız çocuklarda değil, büyüklerde de suç nispetini artırmaktadır. Televizyon seyretme süresi arttıkça çocuğun başarısı ve sosyal ilişki kurabilme kabiliyetinin giderek azaldığı da gözlenmiştir. Çok fazla televizyon izleyen çocukların yemeden içmeden kesilme, uyuma güçlüğü, kötü rüyalar görme, ders çalışmaya karşı ilgisizlik, hayal dünyasında yaşama, televizyondaki tipleri ve kahramanları taklit etme, içine kapanma, sosyal ilişkiler kurmada başarısızlık gibi problemlerle karşılaştıkları görülmüştür. Televizyon, çocuğun izlemeye ayırdığı zaman arttıkça oyun oynamaya ayrılan zamanı da azaltmaktadır. Halbuki bir çocuk için oyun en temel ihtiyaçtır. Oyuna ayrılan zamanın azalması halinde çocuk pasifleşmekte, olaylara katılma yerine seyirci kalmakta, karmaşık şeyleri öğrenme isteği azalmaktadır. Televizyonun küçük çocuklarda konuşma ve dil geriliği meydana getirdiği de tespit edilmiştir. Çok az konuşan bir toplum olduk. Bugün artık sadece evlerde, bugün ne yemek pişirdin, çocuklar nerede, elektrik su faturası geldi mi gibi kısa konuşmalar yapılıyor. Yemek yendikten sonra hanım hemen mutfağa girmekte, erkek vakit kaybetmeden televizyonun başına geçmektedir. Halbuki doktorlar aile fertlerinin konuşup dertleşmediğini, bu sebeple ailede bulunması gereken sıcak münasebetlerin doğmadığını, bunun da aile fertlerinde depresyonlara sebep olduğunu ifade etmektedirler. Dağlara taşlara, okul, öğretmen ve kitaptan önce televizyonun girmesi insanımızı hazırlıksız yakalayıp gafil avlamıştır. Zaman öğüten makina durumundaki televizyon, başta aile olmak üzere bütün milli manevi değerleri öğütmekte, bilhassa gençlerimizi hareket eden ölü haline getirmektedir.